Sağ ol Alperen'den. Hepinize merhaba arkadaşlar. Karşınızda. Ne oluyor ya, ne oluyor? Nereden çıktı bu emojiler? Bir saniye. Çünkü şu anda emoji testi yapacağız Xvalisi. Emoji testi nedir peki? Emoji testinde bize bir karakterin ne olduğu emojilerle anlatılacak ve biz de bu emojiler hangi karakteri temsil ediyor onu bilmeye çalışacağız. Ve bu testi Takoman kanalından yapıyoruz. Ve Xvalisi siz de benimle beraber bu testi yapın ve bilemediklerinizi yoruma yazın. Hangi karakteri bilemediniz, hangilerini bildiniz yorumlara yazın bakalım. Allah'ım, bu videoyu beğenenlere, abone olanlara, beğendeki zil tuşunu açanlara istediği karakteri ver. Amin. Ve şimdi başlıyoruz. Evet, ilk sorumuz geldi. Köpek emojisi ve üstüne asker kaskı emojisi. Oyunda kim var böyle? Tabii ki de Albay Ruffs var. Evet, Albay Ruffs, Albay Ruffs. Hop, evet ve bildik sualesi harika. Ve şimdi diyor ki ikinci sorumuzda inşaat işçisi bir kadın ve böyle taş... ne olabilir şimdi bu ikisini birleştirince? Tabii ki Jackie olur. Evet, Jackie. Şu anda harika gidiyoruz. 2'de 2 yaptık bile. İki sorunun da ikisini bildik. Şimdi üstelik üçüncü soruya. Evet, robot var ve güneş gözlüğü var. Oyunda hem robot hem de güneş gözlüğü kim var? Surge. Puff. Evet, ve Surge'de bilmiş olduk. Harika. Şu an 3'te 3 yaptık. Harika ilerliyoruz. Ve şu an burada diyor ki bize zombi ve telefon kim olabilir? Tabii ki Ems. Evet, Ems sürekli telefon kullandığı için elinde. Ve zombi olduğu için Ems. Sihirli bir küre, yanında bir tane göz var. Şimdi sihirli bir küre ve göz, kimin gözü var ve sihirli küresi var? Yani Tara diyorum çünkü Tara sihirli ve göz. Evet. Tamam, göz deyince Tara yani, direkt aklıma o geldi. Sihirli küre birazcık zordu ama herhalde sihir temsil ediyor. Şimdi bu soruda ne var? Dinamit var ve yanında yaşlı amca var. Tabii ki de bu çok belli. Dynamite Reis. Bu Dynamite Reis, ellerinde dinamit olan yaşlı bir amca. Ve şimdi bu sorumuzda kuru kafa ve yanında bir gitar var. Gitar çalan oyunda bir tek Poco var biliyorsunuz. Evet, Poco diyorum yani gitar olduğu için ve kuru kafada Poco'nun yüzü herhalde. Evet, kuru kafalı bir gitarcı Poco. Doğru bildik bunu da şu an. Mükemmel gidiyorsak sualesi bakalım. Arı ve bir kız. Kimin arısı var? Tabii ki de B'nin. Güzel yapıyoruz. Şu an full de full gidiyoruz bakalım. Bakalım hiç hata yapacak mıyız? Ve şimdi robot, göz ve bir kare kırmızı bir şey. Bu ne olabilir? 8 bit diyorum bakalım. Nani mi? Oha, çok zordu bu ya. Tamam Xvalisi, şu an ilk yanlışımızı yaptık. Şimdi bu soruda diyor ki bir insan, roket ve gözlük. Roket varsa Brock'tur yani. Direkt ben Brock diyorum bunu. Ve Brock'u bildik, harika. Şu an tek yanlışımız oldu Xvalisi. Şimdi geldik silah sorusuna. Evet, oyunda karakterlerin silahları sorulacak ve onları bilmeye çalışacağız. Evet, mikrofon diyor. Mikrofon kimin silahı? Yani sadece son çıkan Lou kostümü. Şarkıcı Lou diyorum. Bakalım doğru mu? Şarkıcı Lou ve doğru. Harika, harika. Işın silahı yani... Işın silahı mantıken Xvalisi oyunda bir tek Albay Ruffs'ta var. Albay Ruffs diyorum. Albay Ruffs olması lazım. Hadi bakalım. Doğru mu bildik? Ne? Bul mu? Oo, evet. İkinci yanlışımız Xvalisi. Şu anda Bul'u bilemedik. Bir ışın silahı da. Ben yine Albay Ruffs diyorum yani. Albay Ruffs'tır. Evet. Albay Ruffs. Bakalım doğru mu? Evet, bu sefer bildik. Tamam, bu işin silahını bildik. Güzel. Bir deniz çapası. Evet, gemilerin çapası olur ya bundan. Oyunda gemi çapası... Bunu bilemeyeceğim. Bu çok zormuş ya. Bu emoji kim ki? Ha, doğru ya. Korsan Karl'ın çapası var. Doğru. Tamam, bu kılıcı biliyorum. Bu kılıç kavisli böyle. Mortis'in kılıcı. Mortis'in kılıcı biliyorum. Bu mükemmel. Bunu biliyorum. Mortis'in kılıcı. Hadi bakalım. Doğru mu? Evet. Ve Mortis'in kılıcı. Doğru bildik. Harikayız. Ve şimdi de gitar geldi. Zaten oyuna gitar gelince mantıken akla direkt Poco geliyor yani. Gitar varsa Poco'dur. Ben Poco diyorum bakalım. Ama böyle farklı bir gitar bu. Bakalım Poco mu? Poco. Evet. Poco ya. Poco ve Poco'yu da bildik. Xvalisi harika. Şimdi diyor ki bize böyle Molotov kokteyli, yani böyle oyunda bunu atan tek Barley var yani. O yüzden ben Barley diyorum bakalım. Doğru mu bildik Barley'i? Ve evet, Barley. Evet, Barley bu, doğru. Doğru. Ve şimdi bir palmiye ağacı. Oyunda palmiye ağacı bir tek Sprout'un bir kostümünde vardı hatırlıyorum. Sprout'un böyle tatilci bir kostümü var. Sprout diyorum ya. Sprout bakalım doğru mu? Ve evet, Sprout'u da doğru bildik. Harika. Şu anda az yanlış yaptık. Ya bayağı iyi gidiyoruz. Çivili bir beyzbol sopası, tam bir zombi bi sopası. Evet, zombi bi biliyorum. Bu kostüm bende var. Zombi bi. Evet. Doğru. Harika. Ne diyor? Bu bir bıçak. Bıçak kimin olabilir ki? Bibi'nin bıçağı olabilir belki. Bibi'nin bıçaklı kostümü var ya. Bibi diyorum ben buna. Ne? Crow mu? Oo, bu zor. Evet. Next sorusu pikselleşmiş sorular geldi. Hadi bakalım. Bu karakter hangi karakter? Pikselli bakalım bilebilecek miyiz? Bu zor, evet. Ama Karanlık Lord Spike diyorum. Bakalım doğru mu? Karanlık Lord Spike ve doğru. Harika. Ve şimdi bu piksel
Bu bence belli ya. Bu kesinlikle bul kostümü. Uzaylı bul var ya o. Uzaylı bul. Doğru mu? Doğru. Harika. Bu şöyle bir bakıyorum da. Bence bu Samurai Ruffs. Samurai Ruffs diyorum ben. Bu çok çok benziyor. Samurai Ruffs'tır bu. Evet ve Samurai Ruffs. Doğru bildik bunu da. Harika. Şimdi bu ne böyle? Farklı renkleri olan bir şey var burada. Bu bence kolet kostümü ya. Uzaylı kolet, evet. Teknolojik uzaylı, evet. Bildik, harika. Bunu da bildik, güzel. Ve şimdi geldik diğer bir soru. Bu bence şarkıcı Lou ya. Bu gene şarkıcı çünkü onu andırıyor yani. Renkler falan, evet bence şarkıcı Lou diyorum. Bu evet, şarkıcı Lou'yu da bildik, harika. Oo, şimdi bunun iki kolları uzun. Bu bence Daryl'ın son kostümü. Brawl Pass'teki o mor var ya, mor Daryl kostümü. Kesinlikle o bu. Bu kesinlikle Daryl kostümü. Evet, Daryl'ın son kostümü, harika, harika. Ve şimdi bu ne böyle? Bunu bilemedim ya. Exoalesi bu ne? Bu hangi kostüm? Yok bu imkansız ya, bunu bilemeyeceğim. İmkansız, bu ne? Ne? Penny mi? Ooo, kara tavşan Penny, bu çok zormuş. Şimdi bu soruda bu bence kolay. Bu kolay. Bence bu Mr. P ama Ajan P kostümü. Bakalım Ajan Mr. P. Doğru mu bakalım? Geliyor ve evet, doğru bildik bunu. Güzel, harika. Evet bu tamam, bak bunu anlayabiliyorum. Bu bence Leon. Evet. Seri Leon kostümü. Leon'un da sarı kostümü var ya o. Kesinlikle bu. Ben şu an böyle anlıyorum. Ha! Evet ve doğru bildik. Harika. Bu da bence Brock kostümü. Yani kesinlikle bu Brock. Brock. Çünkü eline bazuka var yani, çok belli. Bence Brock bu. Bakalım Brock mu ve boom. Evet Brock'u da bildik. Harika. Ve şimdi sıra geldi. Kostümler kaç elmas değerinde sorularına bakalım. Evet bu kostüm kaç elmas değerinde? Şimdi bu kolet kostümü bence sualesi 79 elmas diyorum ya. Bakalım doğru mu? 80 elmas mı? Bir elmasla kaçırdım. Tamam bu Korsan Karl. Bence bu... Tamam. 80 elmas diyorum bu sefer. 80 elmas bence bu. 10.000 yıldız puanımı. Oha çok pahalıymış. Bu uzaylı bul, tamam ben bu kostümü aldım zaten. Biliyorum bunun fiyatını. Bu 150 elmas. Evet. Kesinlikle bu 150 elmastır. 150 elmas. Hadi bakalım doğru mu? Evet 150 elmas. Harika. Bunu da bildi. Hexualesi mükemmel. Ve şimdi burada Retro Nani. Bu kostümü biliyorum ya. 30 elmas olması lazım. Bakalım doğru mu? 30 elmas diyorum. 30 doğru. Tamam bu kostüm 30 elmas. Oo şeytani bu. Bence bu kostüm 149 elmastı diye hatırlıyorum ama bakalım. Hadi bakalım diyorum. 149 elmas. Hadi doğru mu? 150 mi? Aa gene bir elmas farkla kaçırdık Hexualesi. Bir fark. Bir elmas fark, tamam. Bunu biliyorum ya, bunu aldık yani, bunu hatırlıyorum. 150 elmastı. Bakalım doğru mu? 150 elmas. Evet doğru. Çok güzel. Karanlık Lord Spike 150 elmas doğru. Evet. Tavşan Max. Bu kostüm bence 80 elmastır. Çünkü tam bir tipi öyle yani. 80 elmaslık kostüm. 80 diyorum. Hadi bakalım. Ne? 150 elmas mı? 150 elmas. Oo çok pahalı. Virüs 8 bit, tamam. Kesinlikle bunu bileceğim. 150 elmas diyorum. Yani 150 elmastır. Yani oyundaki en pahalı genelde 150 elmas oluyor. 150 elmas. Ne? 300 elmas. 300 elmas mı? Ooo. Virüs 8 bit çok pahalıymış. Tamam bu bayağı zordu. Kostüm fiyatları. Şarkıcı Lu. 80 diyorum ya. Hadi bakalım. Bu doğru olsun bari. Oh. 80 elmas, tamam. Güzel, doğru bildik. Ooo. Şimdi Guardian Rico. Muhafız Rico. Şimdi bu. Bunu 150 diyorum ya, bakalım doğru mudur? 150. 150 elmas. Evet 150, bunu da bildik, harika. Evet, en zoru buydu bence. Şimdi sıra geldi Exoalesi silüet sorularına. Yani karakterlerin bize gölgesi gösterilecek ve o gölge aynı karaktere ait. Şimdi bu bence Colette. Evet Colette, yani bu bence çok belli. Bu Colette kostümü. Colette'in o teknolojik uzaylı kostümü, evet. Colette bu. Bildik Colette'i. Harika ve şimdi sıra geldi Lou'ya. Lou bu çok belli, o yüzden Lou diyorum yani. Direkt şarkıcı Lou yani. Çok belli bence. Direktman onun gölgesi bu. Şarkıcı Lou. Bence bunu ben çok iyi yapacağım çünkü ben bunları iyi anlıyorum. Şimdi bu kimin gölgesi? Daryl'ın kostümü bence bu. Gene az önceki Mor Daryl kostümü çok benziyor ona. Yani kesinlikle olması lazım. Bakalım doğru mu bildik bunu da. Ve doğru bildik. Harika gidiyoruz. Hadi bakalım. Bu da bence çok belli ya. Bu güzel yani. Şu an bu silet soruları bence kolay yani. Bu gölge soruları güzel. Samurai Ruffs diyorum buna da. Bu da kolay. Bunu da bildik. Harika. Sadece az önceki bu kostüm fiyatları çok zordu. O harbiden zordu bayağı bir. Karanlık Lord Spike diyorum buna da. Çünkü bence bayağı belli buna böyle. Fuç fuç böyle çıkmış gölgesinden böyle kıyafeti. Karanlık Lord Spike diyorum. Hadi bakalım. Evet. Evet. Karanlık Lord Spike. Ve şimdi bu da uzaylı bul ya. Uzaylı bul. Bu da evet kesinlikle uzaylı bul. Yani yanda bunlar falan da var böyle. Boynuzları var. Uzaylı bul. Evet. Uzaylı bul kostümü. Doğru. Çok iyi. Tamam. Bu cidden bu kolay. Bak bu mükemmel bir soru.
Ben buna Korsan Karl diyorum. Bakalım doğru mu? Korsan Karl mı geliyor? Boom! Korsan Karl. Çok iyi. Oo, şimdi bu farklı bir şey. Bu zor. Bu zor ama bence bu cin. Evet, cin. Evet, cin bu ya. Cin, evet. Ve cin ekspresi. Harika, bunu da bildik. Bak bu, bak nasıl anlıyorum şimdi bunu? Bu elinde böyle kartlar var. Kimde kartlar ekspresi? Tara'da var. Ve ben bunu Tara diyorum. Hadi bakalım. Tara mı? Doğru mu bildik Tara'yı da? Ve boom! Tara. Tara'yı da doğru bildik. Harika. Ve 50. sorudaysa gelen gölge Mortis ya. Mortis diyorum buna. Çok belli. Mortis reis ya. Mortis. Ve bu da Mortis. Harika. Cidden aşırı derecede eğlenceli bir test ekspresi. Umarım eğlenmişsinizdir. Alttan videoyu beğenmeyi, abone olmayı, beğendiğiniz zil tuşunu açmayı unutmayın. Burada çıkan farklı videoları izleyebilirsiniz. Ve Instagram'dan ExoHyper'i takip edebilirsiniz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Bye bye.